Soru şu. Hocam, benim hayatım çok karışık. Her şey çok düzensiz. Evimin işlerini yapamıyorum. Evime girseniz sanki ortalık böyle bit pazarına dönmüş. Her şey çok dağınık. Bunu diyen insan hemen arkasında şu cümleyi de söylüyor. Hocam, aynı zamanda kafam da çok karışık. Beynimi kontrol edemiyorum. İçimde devamlı ses var. İç ses. Devamlı konuşuyor. Kafam da çok karışık hocam. Ne yapacağız? Nasıl düzelteceğim? Şimdi çözüm şu. Hayatınızı düzene sokacak çözümü söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Kağıt kalem alın, not alın lütfen. Söz uçar, yazı kalır hesabı. Öğrendiklerinizi kalıcı bir şekilde hayatınıza yansıtabilirsiniz. O yüzden lütfen yazın. Hayatınızı düzene sokmanın en önemli birinci maddesi kafayı düzene sokmak. Kafayı düzene sokacaksın. Peki hocam, kafayı nasıl düzene sokacağız? Oradaki sıralamayı nasıl yapacağız? Yani oradaki çalışmaları nasıl yapacağız? Bak, bir kere dışsal seni negatif etkileyen haberleri kapat. Kapat hemen. Bugün. Bugünden itibaren fişinden çıkar. Televizyonu fişinden çek. Uydu anteninden kopar. Veya telefon. Bu ekranı kapat. Yani haber izlemeyi bırak. Korku pompalıyor çünkü. Kafanı karıştırıyor sürekli. Sürekli sana kaygı, tedirginlik pompalıyor. A şıkkı bu. Bunu yapmayı bıraktın. Hemen B şıkkına geç. B şıkkına sen bugünden itibaren başkalarının hayatıyla ilgilenmeyeceksin. Onların hayatını takip etmeyi bırak. Peki o nasıl olacak hocam? O da dizi seyretmeyi bırakacaksın. Çünkü dizilerde başkalarının hayatı var devamlı, değil mi? Başkalarının hayatıyla ilgileniyorsun. O böyle dedi, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Bunu da bıraktın. Diziyi de kapat artık. Onu kazı ver, mezarlık gibi düşün. Gömdün. Bir daha dirilmeyecek. Diziyi bırak, tamam mı? Diziyi bırak. Bilhassa seni manipüle eden, negatif etkileyen, senin hayatınla hiç alakası olmayan, senin kültürüne uymayan dizileri ne yapacaksın? Gömeceksin. Tamam mı? Bu. İkincisi bu. Üçüncü madde, kafayı düzene sokmanın yöntemlerini anlatıyorum. Bak, üçüncü C şıkkına gelelim. Seni negatif etkileyen arkadaş çevreni değiştir. Çünkü insan 5 kişinin ortalamasıdır. Yani o 5 kişi olumsuz düşünüyorsa, onlarda örneğin kıtlık bilinci varsa, sende de kıtlık bilinci oluşuyor. O 5 kişinin ortalamasının enerjisi, motivasyonu düşükse, sen onların ortalaması oluyorsun, senin de motivasyonun düşük oluyor. O 5 kişinin ortalaması zevcesiyle, ailesiyle, çocuklarıyla veya anasıyla, babasıyla iyi anlaşamıyorsa, o zaman sen de aynı şekilde oluyorsun. Veya o 5 kişi ortalama olarak zevcesinden mutsuzsa, devamlı zevcesini şikayet ediyorsa veya ayrıldıysa, aile huzursuzluğunu ortama taşıyorsa, senin de aynı problemin olacak. Tamam mı? Bu 5 kişi, ortalama 5 kişiyi iyi seç. Karakterini, özgüvenini arttırana kadar. Yani güçlü bir karaktere sahip olup beyin frekansını güçlendirdikten sonra sen ister istemez zaten beyin sistemi bilinçaltı düzeyde onları düzeltirsin. İleride ama o şimdi olmaz. Onun bir eğitimi var. Bunun bir usulü adabı var. Kılavuz eşliğinde, bir rehber eşliğinde çalışmalar gerekiyor. O ileriki düzeyde. Bu 3 A, B, C'yi yaptın. Gelelim hayatımı hocam nasıl düzene sokacağım? Tamam. Şimdi kafayı düzene soktun ya, orada raflara koydun. Dolaplara yerleştirdin, sistem. Öyle düşün. Beyninde her şeyi yerli yerine koydun ve bu çalışmanın arkasından iç sesin sustu. Yani kafayı düzene soktun. Bu iç ses var ya, devamlı konuşan. Bu sustu, kesildi. Bu kesildikten sonra sen nefes almaya başladın. Hemen şöyle düşün. İç sesin söylediği cümleler kesildi ya, beynin hemen arkasından rahatlıyor ve fikirler üretmeye başlıyorsun. Çözümler üretmeye başlıyorsun. Şöyle düşün. Bak, beyninde fikirler oluşmaya başlıyor. Işık yanmaya başlıyor. Aydınlanıyorsun derler ya, işte aydınlanmaya başlıyorsun. Çözümler üretmeye başlıyorsun. Askerde de öyle. Sana düzeni öğretiyorlar. İlk işin yatağını, kalktıktan sonra yatağını düzenle. Ama hocam, eve kimse gelmiyor, gitmiyor. İşte ben yalnızım zaten. Olsun, sen kendin için yap bunu. Tamam mı? Düzen ilk oradan başlıyor. Sonra terliğini, ayakkabını ona göre düzenle. Çalıştığın masanın üstü düzenli olsun, temiz olsun. Bunun yanında
Evini pırıl pırıl yap, temizle. Yani leke kalmasın, temiz tut. Çünkü beynini düzenledin ya, artık hayatını da düzene sokmaya başladın ve bunu yaptıktan sonra, yani evini düzenleyen insanın sonra etrafı da düzelmeye başlıyor. Örneğin mesleğinle alakalı bir düzensizlik varsa o da düzelmeye başlıyor. Veya finans konusunda düzensizlikler varsa bu da düzene giriyor. Veya sağlığınla alakalı düzensizlikler varsa sağlıklı yemeye başlayınca, sağlıklı düşünmeye başlayınca bu da düzeliyor. Bunun yanında ailede çevrendeki insanlarla iletişim problemleri yaşıyorsan o da düzene giriyor. Ama ilk önce nereden başlayacaksın? İlk önce kafandan başlayacaksın. Söylediklerimi lütfen not al. Hayatına yansıt. Bu videoyu birkaç kere izle. Ve göreceksin ki seni aşağı çeken ne varsa onlardan kurtulacaksın. Hayatını düzene sokacaksın. Sağlıklı düşünmeye başlayacaksın. Bunu hayatına yansıtarak etrafındaki her şeyi düzene sokacaksın. Ve hayatından keyif alacaksın. Bununla beraber belki şunu söyleyebiliriz. Hocam ben zaten bunun için uğraşıyorum. Yıllardan beri yapmaya çalışıyorum zaten. Sizin dediklerinizi yapmaya çalışıyorum. Evet, yapmaya çalışıyorsun ama bir yerde eksiklikler var. Belki benim dediğim gibi yapmamışsındır. Veya bir uzman rehberliğinde yapmadın. Senin bir kılavuzun yoktu. Çünkü sen YouTube videoları açınca herkesi dinledin, herkesi izledin. Herkes sana sihirli değnek, bak şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şöyle yapacaksın diyerek değişik değişik yöntemler söyledi ve sen bu yöntemlerin hiçbirini yapamadın. Çünkü o kadar yöntem teknik var ki. Neden yapamadın? Çünkü bir uzman rehberliğinde yapmadın. Yani ehliyeti kitap okuyarak alamıyorsun. Araba sürmeyi nasıl öğreniyorsun? Bir uzman eşliğinde yapıyorsun. Yani senin yanında birisi olacak. Hiç unutmam, ben ilk ehliyetimi alırken yanımda 75 yaşında bir öğretmen vardı. Şoför öğretmeni. O bana araba sürmeyi öğretmişti. Yaşlı olduğu için uyuyakalmıştı. Hiç unutmam. Ben yolu şaşırmıştım. Çünkü o uyanıkken beni yönlendiriyordu. Ama yönlendirmeyi bırakınca yolu şaşırmıştım. O yüzden yolunu şaşırmamak için, hedefine ulaşmak için yapman gereken neymiş? Gerçekten sana yol gösteren bir rehber eşliğinde yapmak. O şekilde arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza hep bu konularda rehberlik ettik. Onlara eşlik ettik. Onlarla beraber stratejiler belirledik. Bu stratejileri madde madde onlara gösterdik. Dedi ki bak birinci madde bu. Sonra A, sonra B, sonra C. İkinci madde bu. Bak şu 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 şekilde yapacaksın. Arzuladığın hedef bu ya. Oraya varabilmek için bunları uygulaman gerekiyor. Senin ayak bağların bunlar. İçindeki potansiyelin bunlar. Ona gösterdik, strateji belirledik. Ve onlar da adım adım bunları uyguladıkça arzuladıkları hedeflere ulaştılar. O yüzden sen de yıllardan beri ulaşamadığın ama ulaşmak istediğin o hedefe ulaşmak istiyorsan bizimle beraber bir strateji belirlemen gerekiyor. Bir uzman rehberliğinde olması lazım. Peki bunun için yapman gereken şey ne? Hemen videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek, senin ayak bağların nelerdir, engellerin nelerdir, bu arzuladığın hedefe ulaşmak için hangi stratejileri uygulaman lazım? Beraber seninle strateji belirleriz. Sen de arzuladığına, bolluğa, berekete, huzura, mesleğindeki başarıya, iletişim konusunda daha iyi beceriler kazanarak aile huzurunu arttırmaya sen de ulaşabilirsin. Sen de özgüvenini arttırabilirsin. Bunun için tekrar strateji belirlemek gerekiyor. Stratejiyi belirlemek için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.